Buyur hocam, devam et. Estağfurullah. Hocam, Milliyet internet sitesi BBC'den aldığı bir evrim haberini yayınlamış. Yazının başlığı şu şekilde: balık için küçük, evrim için büyük bir sıçrama. Katı bir yüzeyden havaya sıçramayı başaran 6 balık türü keşfedildiği, bundan balıkların sıçramaya elverişli olduğu, dolayısıyla balıkların sıçraya sıçraya karaya geçtiklerini önemli bir kanıt bulmuş olduklarını iddia etmişler. Bu haber yurt dışındaki bütün büyük Darwinist yayınlarda yayınlanmış. Tabii Türk Darwinist yayınlarda akabinde yayınlamışlar bunu. Vay gariplerim vay ya. Bu hallere düştülerse bunlar, bu derece görünecek hallere düştülerse artık bunlara ben ne diyeyim? Şu usluva bak, şu anlatıma bak, şu perişanlığa bak ya. Yok atamız tarla faresi, yok atamız mikrop, yok sıçraya sıçraya işte atlet oldular bilmem ne falan. Ya dayı, bir kere en başta siz proteinin nasıl meydana geldiğini nasıl açıklıyorsunuz biliyor musunuz? Uzaylılar yaptı diyorsunuz, bitmişsiniz yani, bayağı daha konuşacak hal var mı? Protein nasıl oldu diyoruz, uzaylılar yaptı diyor. E bunları zıplatan da mı uzaylılar? Balığı da mı uzaylılar zıplatıyor yani? Ne alaka? Sen daha proteini açıklayamıyorsun. Proteinin oluşması için, bir tek protein oluşması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu ne demektir? Evrim teorisi yalan. Doğru değil. Anlamı bu. Kardeşim, evrim doğru olsa en başta ben kabul ederim. Bizler kabul ederdik ve muazzam savunurdum ben. Yok, öyle bir şey yok. Açıklardık, Allah evrimden yarattı derdik. Yok öyle bir şey. Yani net aldatmaca ve akıl almaz bir oyun. Bir kere kardeşim, beynin içinde birisi görüntüyü görüyor. Hemşerim, bunu anlatamıyorsunuz siz. Beynin içinde birisi sesi duyuyor. Elektriği ses olarak duyuyor bakın. Ses. Duyan biri var. Yani bedenin dışında bir tane daha gerçek beden var. Açıklanamayan beden var. Görünmeyen beden var. Sen eti kemiği açıklıyorsun. Asıl yaşayan bedeni açıklayamıyorsun sen. Asıl düşünen, sesi duyan, görüntüyü gören, dokunma hissini duyan bir beden var. Asıl beden o, insan o. Sen eti kemiği dahi açıklayamıyorsun şu an. Değil ki gerçek bedeni açıklayacaksın. Gerçek bedeni hiç açıklayamıyor. Görüntüyü kim görüyor diyoruz? Çıt yok. Sesi kim duyuyor diyoruz? Çıt yok. Hissi kim alıyor diyoruz? Çıt yok. Lenin'e diyorlar bu konuyu. Ne diyorsun bu konuyu diyor. Aman sakın diyor, bu konuya girdiniz mi boğulur gidersiniz diyor. Ne materyalizm kalır diyor, ne diyalektik felsefe kalır, ne bir şey kalır. Sakın ha bu konuya girmeyin diyor. Lan o konuya girme, bu konuya girme. Hangi konuya gireceğiz? Değil mi? Kaç kaçabildiğin kadar kafasındalar. Bu sıçrama edebiyatını, hoplama edebiyatını bıraksınlar. Daha protein açıklayamıyor ve 350 milyonun üstünde fosil var yaratılış ispat eden. Bir tane, tek bir tane bana evrimi herhangi bir şekilde yandan kenardan ispat eden tek bir tane fosil getirsinler bana. Ulan trilyon hesabıyla para vereceğim dedim. Fotoğrafını da kabul ediyorum dedim. Fotoğrafını. Fotoğrafını getirin, söz bir Allah bir para vereceğim. Fotoğrafını dahi getiremiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yani net uydurma ve yalan. Boş yere hoplayıp zıplamasınlar.